Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere papatya görünümlü, şöyle küçük prenseslerimiz için hazırladığım çok güzel bir çanta yapacağız. Kullanışlı, gayet güzel, hazır. Bayram yaklaşırken miniklerimize sürpriz yaparak bu güzel, şık elbiselerine uygun renklerle, dilediğiniz renklerle bu çantayı yapabiliriz. Ee, hemen şöyle ekrana sığmadığı için ben boyutunu da gösteremiyorum. Gayet ön taraftan takılabilen Güzel bir çanta. Ee, Kurpunda da şöyle e, Aksesuar olarak ben yaprak kullandım. Papatya'ya uygun ama siz dilediğiniz farklı e, Örgü e, objelerle de süsleyebilirsiniz. Hemen malzeme, e, kısacası malzemeyi söylemek istiyorum. Ördüm ip alize koton gold arkadaşlar krem rengi kırık bir beyaz ve sarı kullandım yeşil kullandım diğerinde şöyle beyaz ve yine pembe renklerimi kullandığım kullandım bir papatya ördüm böyle iki tane olacağı için ben birini hazırladım hazır ettim diğerini de yapıp iğne ile iğne yardımıyla arada trabzanlarımızı örüp dikeceğiz arkadaşlar çok basit ve çok bir oturuşta örebileceğiniz bir çanta. İçi gayet uygun boyutta. Çok da güzel. Görüntüsü. Hemen iplerimi ben iki kat olarak kullandım. Çünkü yapısı biraz ince olduğu için daha tok dursun istedim. Bu şekilde iki kat yaparak kullandım ben. Daha tok bir görüntüsü oluyor. Tığımda, tığımda yine 3 milim bir Tığla ördüm arkadaşlar. Şöyle yakından kameraya net bir şekilde görüntüsünü alırsanız 3 milim bir tığ kullandım. Hemen başlamak istiyorum. Orta kısmından pembe öreceğimiz için yine diğer tarafında iki yüz yapıyoruz arka ve ön. Hemen orta kısmından başlıyoruz. Sihirli bir halka yaparak ipimizi biraz arkada düğüm atmak için uzun bırakalım hemen iki zincir çekerek bu yere iki zincir çekerek bu halka içerisine çektiğimiz iki zincirle birlikte onu da sayıyoruz 12 tane trabzan yapıyoruz Dediğim gibi iki, ipimi iki kat kullandım. Orta kısmı da ördükçe küçültüyoruz. 12 adet ilk çektiğim 2 zincirli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hemen bu iki zincirin tam tepesine birleştirme yapacağım kaydırma tekniğiyle ortasını da en son sıkılaştırırız zincirimi şöyle bir çevirerek 2 çektim Hemen ilmeğimin başına alıyorum. Tekrar dibine batıyorum. Bir trabzan. Burada her trabzan içerisine çift trabzan yapacağız. 12 trabzanımız 24 tane trabzan'a çıkmış olacak. Yani 12 tane arttırarak 24 trabzan elde edeceğiz bu sırada da arkadaşlar sonuna kadar böyle devam edelim. Yine tekrar son aşamaya sonuna geldiğimizde devam edeceğiz. Bakın iki zincir çekmiştik. Dibine batarak 2, 4, 6. Çift batarak 24 tane trabzan olacak bu sırada. Sonuna geldim. Hemen dibine zaten batmadan şöyle tekrar şuradaki trabzana iki zincirin değil de tam yanındaki trabzanı birleştirerek tamamlıyoruz orta kısmı bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum arkadaşlar hemen arkaya düğüm atıyorum bu ipimizi de yürüterek ör, 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 ör örerek temizleyeceğiz beyaz rengime geçiyorum beyaz ipimi aldım şu kısma tam birleştirdim kısma sabitleyeceğim ipimi ilmek çıkardım. Bunları arkada yine temizliyoruz. 1 2 zincir çektim. Hemen dibine aynı yere ilmeğimi çıkardığım yere yani beyaz ipimle bir trabzan. Bunu çift sayıyoruz arkadaşlar. Bakın bir çift. Şimdi yanına bir tek yapacağız. Bu sırada da toplamda 36 tane trabzanımız olacak. Bir çift, bir tek yaparak bunu tek yaptım. Bir yanındakine hemen iki tane trabzan yapıyorum. Bir çift bir tek ve bir çift bu şekilde sonuna kadar devam edelim sonunda 36 trabzanımız olmuş olacak trabzanları sayarak sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın sonuna geldim bir çift bir tek yaparak şimdi burada bir çift yaptım. Sonuncusuna da burada bir dibin dibinden tam bir önceki yeri de bir tek yapıyorum. Burada başlamıştık çiftle zaten toplamda 36 tane trabzanımız olmuş olacak. Hemen şöyle birleştirdim. Bir artık iki tane zincir normal çekiyoruz. Şu ön lastiğinden bakın bu Buraya değil, şu yanındaki çiftin bu tarafına kalan e, trabzanı önden alıyoruz, lastik olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane e, iki tane trabzan yaptık ön e, lastik şeklinde alarak hemen diğerlerini. Bir normal trabzan yapıyoruz. Trabzan üzerine iki tane tek yaptık. Şimdi hemen burada sıradakinin yine belinden aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Buradaki artırmalarımız bu şekilde olacak bu sırada arkadaşlar. 2 ee, tane çift, iki tek, bir çift diye yine aynı yanından bir tane. Bu sırada bu şekilde batıyoruz bu tekleri. Yine sıradakinin beline iki kez batarak buradaki arttırmamızı bu sırada bu şekilde yapıyoruz. Yine bir tek ikinci tek ve sıradaki arttırmamız hemen lastik nasıl modeli ördüğümüzde belinden alıyorsak dolayıp aynı yere iki kez trabzan yapıyoruz. Sonuna kadar devam edelim. Bakın yapraklarımız oluşmaya başladı. Bu direklerden yani iki tane aynı yere iki trabzan yaptığımız bu direkler 12 tane olacak. Bu sırada da yine 12 tane arttırmış olacağız. Alt sırada 31, 12, 24, 30. 6 bu sırada yine 12 arttırarak sayılarımızı eşitleyeceğiz Sonuna kadar örelim arkadaşlar aynı bu şekilde ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Sonuna kadar geldik arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane bu direklerimizden oldu. Başlarken çektiğimiz iki zincir vardı ve bir tane de burada bakın arada göreceksiniz oraya. Trabzan tek yapıyorum bu çifti iki tane tekimiz Olmuş olacak Bu zincirle birlikte birleştirdim Bu şekilde modelimizi kurmaya başladık Hemen iki zincir çekiyorum bir üst sıraya Yine Hemen şu yanındakinden başlayarak Bir Aynı yere iki tane Trabzan yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen yani iki lastik, iki trabzan yapıyoruz ya şimdi zaten göreceksiniz. Artık direkt batmıyoruz. Bu sırada ön lastiklerinden alıyoruz. Tek yaptığımız trabzanları da hemen iki tane yaptık burada çift batmıştık bir aş alt sırada ilkine tek yapıyorum İkincisine çift yapıyorum şimdi de 3 tek bir çift olmuş oldu bakın aynı yere çift yaptım bu başlangıç yerimiz bir tek bir tek bir tek 3 tek bir çift oldu şimdi devam edelim yine burada elinden alıyoruz. Bir tek yanındakine yine bir tek trabzan yine geldik. iki kez battığımız yere ilkine tek yapıyorum. Bir trabzan. Diğer yanındakine çift batıyorum. Burada da teklerimiz üç taneye çıktı bu sırada. Aynı şekilde. Sadece lastik olarak önden alıyoruz hep artık bir tek ikinci tek üçüncü tek çift battığımın ilkini yapıyorum çifti de ikincisine yine çift batarak artırmış olduk bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş belirginleşiyor Sonuna kadar böyle üç tek bir çift yine yaparak aynı ördüğümüz şekilde sona kadar gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna yine geldik. Bakın burada hemen bir tek yaptım. Yine burada ikinci tekimizi yaptık. Bir de şu dibine bu iki zincir artık saymıyoruz çünkü ön lastik alacağımız için lastik şeklinde görünsün istiyorum buradan bir tane yine tek lastik yapıyorum 3 tane de teki yapıyorum bu arkadaki bakın iki zincirle çektiğim arkaya kalacak hemen bu ilk çift yaptığımın ilkinin tepesine kaydırma ile birleştirdim 1 2 3 tek bu da çift sayılmış oluyor bu iki zincirler hep arkada kalacak o yüzden de daha güzel bir görüntüsü olacak yine iki zincir çektim bu son sıramız bu şekilde örgümüzün yine tekrar iki zincir çektikten sonra arkadaşlar bakalım hemen şu ilkine bir tek yapıyorum yanındakine yani tekle başlıyorum bu sırada Çift, çift yaparak bu son sıranın tekini burada başta yaptım başlarken. Hemen biz çiftleri hep bu iki lastikleri iki tane ördüğümüz kısmın ikincilerine yaparak devam ediyoruz her seferinde. Şimdi burada da dört tek olacak, bir çift. Üçüncü tekimi yaptım. Bakın göstereyim tekrar. Çift ilk bir tekle başlamıştık. Çiftimizi yaptık. 3 tek. Dördüncü tekimizi yine bu çift biz bir alt sırada yaptığım çiftin ilk trabzanının belinden yapıyorum. Çiftimi de ikinciye çift batarak yine artırmamızı yapıyoruz. Genişliyor, artırarak yapraklarımızı yutüyoruz papatyamızın yine birinci tek ikinci tek 3 tek 4 tek 4 tek yaptık 1 2 3 4 şimdi aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 4 tek aralarda yine direklerimizde bir çift batarak bu direkler son bu artırma kısımlarımız son sıramız sonuna kadar gelelim devam edelim. Evet Arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldik hemen burada tek tek örerek şu tane tekimiz olacak sonunda başlarken bir tekimizi yaptık Sonunda da 3 tekimizi Yaparak bakın Bu da bir tekimizi bu iki zincir arkaya kalacak hemen Bu başlarken yaptığımız Tekin Tepesine batarak Birleştirdik bu şekilde orta kısmını tamamladık. Hemen kenarlarının oyasını öreceğiz arkadaşlar. Burada şimdi birleştirdikten sonra direkt şu çiftin hemen tepesine yani içinden alıyoruz. Bu çift battığımızın ikincisi arkadaşlar. İlki değil. Bakın bu ilki. Bu da ikincisi. İkincinin direkt bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. İlmeğimin başını alıyorum. Burada bir arada tekler var. İkinciye ikincinin hemen iç dalından arka dalını bırakıyoruz bize bakan dalından bir tane çakma sık iğne yarım trabzan yapıyoruz yine aynı yere bir tane trabzan yapıyoruz ve iki kere ipimizi ilmeğimizi alıyoruz bir yanındakine geçiyoruz yine iç dalından alıyoruz bu sefer iki iki çıkıyoruz üçlü trabzan yine iki kez doladım aynı yere üçlü trabzan üç seferde çıktım yine aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum ve başlarken çakma trabzan bir ikili trabzan yanındakine üç tane üçlü trabzan hemen bir kez ilmeğin başını doluyorum yine bir yanındakine tekrar bir trabzan yapıyorum ve bir çakma sık iğne yapıyorum ve sonra arkadaşlar bakın bu ilkine değil yani arada bir tane ilmek bırakıp hemen şu direklerde çift yaptığımız yerin ikincisine belinden sık iğne şeklinde bağlıyorum. Bu da kenarlarının papatyamızın yapraklarının son sırası olacak. Yine ilmeğimin başına direkt aldım, bir değil ikinciye ön dalından alarak çakma sık iğne yaparak başlıyoruz. Bir tane aynı yere ikili trabz, ikili trabzan. Sonra iki kez alarak yanındakinin içerisine de 3 tane, 3 seferde çıktığımız üçlü trabzan yapacağız. 2 3 yine ikinci üçlü trabzanımız 2 3 yine ikinci trabz üçüncü üçlü trabzanımız 3 üç tane yaptım tekrar başını bir kez alarak yanındakinin yine iç bize bakan kanadından alarak bir trabzan bir de yarım tırabzan çakma sık iğne. Hemen yine geldik. Burada bakın iki çift yaptığımız yer ilkini değil ikincisinin belinden sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar başladığımız yapraklarımızı sonuna kadar 12 tane olacak. Zaten 12 dilimde bir tane daha göstermek istiyorum. Biri atlıyoruz. ikinciyi ön dalından çakma sık iğne yaparak hepsini birlikte çekiyoruz aynı yere bir tane de ikili trabzan yapıyorum sonra ilmeğimin tığıma ipimi iki kez dolayıp bir yanındakinin içerisine de üç kez üç seferde çıktım üçlü trabzanlar yapıyorum üç adet üç kez çıkıyorum iki kez doluyorum bir 2 3 yine iki kez doladım 1 2 3 bir kez alıyorum bu kez yine bir yanındakine de başta başladığımız gibi bir trabzan aynı yere çakma sık iğne yaparak yani ortadaki 3 tane ilmeği yapıyoruz bu o 6 2 5 7 tane bu yaprak oluşulan kısmına hemen yanında bir alt sırada çift battığım yerin ilkine değil ikincinin tam göbeğinden alıyorum yine belinden dolayıp sık iğne şeklinde örüyorum. Bu şekilde tamamlayalım. Sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar sonuncusunu da yaptım. Bakın geldim buraya hemen başta ilk başta bir alt sırada ki 2 Zincir içerisine bir sık iğne yaparak tamamladık. Burada şöyle dibe de bir tane kaydırma yapalım, sabitleyelim. Bu şekilde papatyamızın çantamızın kapağını diğer yüzünü de yapmış olduk. Şimdi ben burada ipimi kesmeyeceğim arkadaşlar. Bir tanesini keseceksiniz, ilkini keseceksiniz ipinizin. Bakın ben böyle bir tane hazırlamıştım. Bunu kestim, hazır ettim. Bir tanesini kesin ama ikinciyi ekli, arkadan trabzan öreceğiz çünkü dikmek için çantamızın şu kenarına. O yüzden de ipi kesmiyorum ben bunu ikinciyi. direkt şöyle ipimi arkada dal bırakmıştık ya arkadaşlar. Ön dallarını alarak yaptığımız yere geçiş yaptım. Burada. 1, 2, 3 zincir çekerek şimdi trabzan öreceğiz. Bu her bir dalına tek dal bırakmıştık. Bir trabzan yaparak e, ne kadar öreceğimizi şimdi ben söyleyeceğim arkadaşlar. Bu önde almıştık. Tek dalını öndeki şu yaprakları yaptık. Şimdi arkaya kalan dalların her birine de bir trabzan örerek bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Şimdi çantamız şöyle göstereyim ben. Ben böyle 3 yaprak bırakarak tamamladım. Siz dilerseniz 4 tane de birazcık daha geniş olsun istiyorsanız şu ağız ama ideal küçükler için zaten minikler için olduğu için ideal. Yani bunu 6-2 yaş arası gayet rahatlıkla kullanılabilir 5 veya 2-5 yaş arası için. Bunu büyütmek isterseniz de şu ortasını 3 sıra yaparak büyütebilirsiniz arkadaşlar. Aynı sistemle. Yani şu pembe olan kısmını 12, 24, 36 aynı bu şekilde yaparak diğer beyaz yerlerini yine aynı teknikle, aynı arttırmayla büyütebilirsiniz çantayı. Hemen ben 3 tane yaptım. Bunu da 3 tane artı bırakarak şu karşılıklı bakın ağız kısmını ee, buradan başladım farz ediyorum trabzanları buraya kadar başladık 3 tane yaprak kalana kadar trabzan örüyoruz bu trabzanlarımızı buradan başladık komple dönüyoruz arkasından hemen şöyle 3 tane bakın şu kısma kadar trabzan Örelim sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın bu kenarını bu şekilde komple e, trabzanla Döndüm 3 yaprak 1 2 3 tane dilimi bıraktım. E, bu şekilde burayı tamamladık. Hemen e, ipimi e, Bu ağız kısmı olacak açık olan ipimi uzun e, biraz uzun keseceğim çünkü diğer e, yüzüne dikmek için biraz ip gerekecek. O yüzden şöyle göz kararı ipimi kesiyorum ben. Ve burada bir düğüm atacağım ipime. Hemen iğnemize takalım. Şöyle bunu da arada gizlemek için biraz pay bıraktım. Düğüm demişim arkadaşlar kusura bakmayın hemen ipimi çıkardım zaten buradan kesmediğimiz için e, düğüm yanlışlıkla aklım ipimi kes kestim diye düğüm attım o yüzden de e, tekrar düğümü geri açtım hemen iğnemi takıyorum taktım iğnemi e, ipliğimi taktım şöyle şuradan e, Herhangi fark etmiyor ama şu başlangıç ben birleştirme yerlerini tam alacağım bu diliminden. Karşılıklı burada da aynı içerden aldığımız dallar değildi arkadaşlar. Bakın dış dallar var. ilkini şöyle alalım. Bunu alıyorum. hem bu dalını alıyorum trabzanımızın iki ilmeğini alıyorum dikerek ilerleyeceğiz bir yanındaki dalını alıyorum trabzan trabzanımın iki ilmeğini alıyorum özür dilerim buradan dış dalını alıyorum trabzan kısmından iki taraftan da alıyorum arkadaşlar. Tek dalını aldım. Bu şekilde dikerek çantamızı birleştireceğiz. Bakın gayet eee dikim ee, dikime izi de olmuyor, görünmüyor. Tek dalını alıyorum. Trabzanımı iki dalını da alıyorum. Arkadaşlar sonuna kadar e, zaten bitiş yeri şöyle 3 tane yaprağa denk gelecek. Bunu tamamlayalım bakın ağız kısmı böyle olacak. Sonuna kadar dikelim aynı şekilde karşılıklı devam edelim. Evet arkadaşlar tamamladık. Bakın gayet muntazam bir şekilde dikim işini hallettik ve şimdi e, kurp kısmına ve yaprak kısmını yapacağız. Önce ben kurplarını yaprağını yapmak istiyorum. Çantamızı şöyle bırakmak istiyorum hemen. Yeşil renkli ipimi aldım. Yapraklarını örüp kurplarını ördüğümüzde de yapraklarına ekleme yaptığımız için önce hazır edelim. Yine iki kat çantanın tokluğu gibi olsun. O yüzden bu kurp ve yaprakları da iki kat kullanacağım. Hemen 13 zincir çekerek. Siz dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Sizin tamamen e, zevkinize kalmış. 13. Ben 13 zincirle e, yapacağım. Siz daha büyük isterseniz fazla zincir çekip ayarlayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Hemen bir sık iğne yanındakine bir çakma sık iğne yanındakine trabzan bir yanındakine yine trabzan yapıyorum iki tane trabzanımız olacak iki kez tığımı dolayıp üç kez de çıktım üçlü trabzan yapıyorum Bundan 4 tane olacak. Yine yanındakine aynı üçlü trabzan yapıyorum. Biraz daha hani büyük olursa bu boy güzel, gayet ideal. Hani çantada da kendini gösterecektir. Yaprak. 4 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi yanından hemen iki tane başta yaptığımız gibi devam ediyoruz. İkili trabzan iki tane ikili trabzan bir çakma sık iğne sonuncusuna da bir tane sık iğne yaparak kapatacağım. Evet, şimdi yine aynı yere bir sık iğne yapıyorum çünkü karşılıklı denk geleceği için arkadaşlar başını alıyorum. Bir yanındakine yine çakma sık iğne, karşısına çakma sık iğne yapıyorum. Hemen karşılıklı ipimizi de arkadan yürütüyoruz. İki e, trabzan karşısına iki adet trabzanımız var. Bundan sonra dört tane üçlü trabzanımız olacak zaten yaprak yapımı kanalımda da aşağıda videolarda bulabilirsiniz Ben yine de çanta için çekmek istedim sizlere ilkini yapmak yapıp ikincisine zaten çözeceğiz 4 tane üçlü trabzanın karşısına yine 4 tane üçlü trabzan denk gelecek. 3 seferde çıkıyoruz. Sayalım. Sık iğne, çakma sık iğne, 2 trabzan, 4 tane de tamamlamış olduk. Şimdi yine 2 tane trabzanımızı, ikili trabzanımızı yapıyoruz. Hemen bu taraftan bir çakma sık iğne yine karşısına denk gelecek sonuncusu da sık iğne olacak. Bu şekilde yaprağımızı tamamladık. Hemen ben şurada iki tane şuradaki ilmek içerisine bu tarafına kalıyor. Yani karşıdaki çakma sık iğne değildi arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapmıştık ya onun tam tepesine tam böyle ucu sivrilsin diye bir sık iğne yapıp kapatıyorum bir zincir çektim hemen bu boşluktan kaydırma yaparak aralardan aşağıya iniyorum ben bunu tüm yapraklarımda kullanıyorum daha hoş bir görüntü olmuş oluyor bakın ara boşluklarına belirgin zaten nereye yapacağımız Alttan alıyoruz böyle kaydırma ile sonuna kadar iniyoruz bakın dibine kadar geldim kaydırma yaparak hemen burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 18 zincir çekiyorum arkadaşlar. Bunu 27 yapabiliriz. 20 zincir çektim. 13'ünü yaprağa ayıracağım. Kalan e, zincirlerimi de e, bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın yaprak kısmında biraz pay bırakmak için. Ben 20 zincir çekiyorum ama fazla da çekebilirsiniz siz ne kadar pardon çok özür dilerim. Kusura bakmayın arkadaşlar elim kameraya değince. Siz ne kadar uzunluğunu ayarlayın 20-25 de olur dediğim gibi 25 Çekelim daha uzun olsun sarkık. 25 tane zincir çektim zaten 13 tanesi yaprağa gidecek kalanı da Bu şekilde bir Pay bırakalım. Bu 25 zincirin aynı, bu yaprakta ne yaptıysak aynı sayılarla yaprağımızı tamamlıyoruz. Sonunda yine buraya ekleme yapacağız. Bir yaprak yapalım, aynı ördüğümüz gibi ilk yaprağımızı devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu yaprağımı da tamamladım, sonuna geldim. Şu kısma kaydırmayla sabitledim. Bir zincir, sık iğne şeklinde bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Yaprakla da işimiz bitti. İpimizi temizleyelim ve kurpuna geçeceğiz. Evet. Yaprağımız da hazır. Şöyle altlı üstlü buradan kulp kısmını ördükçe e ekleyeceğiz. Bunu da yaprağımızda monte edeceğiz. Şimdi yine yeşil ipimi alıyorum. Çantamın kulp kısmını şöyle sabitleyip. Yaklaşık 80-100 santim arası arkadaşlar uzunluğunu ölçerek yapın. Bu kısmından şöyle şu iki trabzanın arasından ipimi geçirip öncelikle ben 160 diye biliyorum ama arkadaşlar bunu en son gizleyeceğiz. 160 zincir çektim ama öyle hatırlıyorum. Siz şimdi garanti olsun diye 80-100 santim uzunluğu size kalmış. Yani bu aralığında standart boy, kurt boyu. Bu şekilde zincir çekelim. 100 santim. Sonrasında devam edelim. Eğer size uzun geliyorsa dediğim gibi 80- 85-90 bu uzunlukta çekelim. Evet arkadaşlar 160 adet zincir çektim. Ee, bunu hemen zincirimin şöyle karşıda bu taraftan başlamıştık. Burada da aynı böyle iki trabzanın arasından tam orta ama ortalayalım trabzanları ki kurtları tam ortada dursun. Şöyle aralarından geçiriyorum, sabitleyip kaydırma tekniğiyle hemen geriye dönüyorum ve yanındakine şöyle zincir çekmiştik ya bir yanındaki zincir içerisine kaydırma yaparak buradan geriye doğru artık kaydırma yaparak kop birazcık daha dolu dolgun dursun diye sade zincir dedilerseniz olur arkadaşlar ama ben bir sırada böyle sonuna kadar kaydırma yapıyorum daha bir e, tok e, daha bir kalın oluyor dediğim gibi siz dilerseniz sadece zincirle de gayet iki kat olduğu için e, ideal bir kalınlık ama dilerseniz ben böyle daha çok hoşuma gitti şimdi bunu birazcık e, öreceğim sonra yaprağına. Ör, ördükçe bu şekilde dikmeden yaprağını monte edeceğim. Sonra da sonuna kadar örüp çantamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Bir 4-5 tane daha örelim. Çok basit dediğim gibi arkadaşlar yapımı. Duruşu da çok güzel, çok sevecektir. Eee 2-5 yaş aralığı miniklerimiz çok da şık bir görüntüsü var. Bakın kaydırmayla daha bir tok görüntüsü oldu çanta kulpumuzun. Birkaç tane daha örüp yaprağını. Dediğim gibi yaprağı siz mesafesini ayarlayabilirsiniz. Nasıl dursun istiyorsanız o şekilde çantanıza yakın uzaklık mesafesini ayarlayabilirsiniz burada eklemek istiyorum ben artık ekrandan da artık net tam olmuyor hemen yaprağımı ben göz kararı aldım tam orta değil de şöyle biri uzun biri kısa dursun ee, daha güzel görünüyor Şu, bu 1 2 3 tam beşinciye Yaparak tekrar yine buradan kaydırma ile devam ediyorum arkadaşlar. Yani ekleme şeklini bu şekilde yaparsanız daha güzel olacaktır. Şimdi sonuna kadar devam edelim ve bitirelim çantamızı. Evet arkadaşlar bakın çantamızı tamamladım hemen geldim buraya monte edip ipimi içerden gizledim. Ve çantamız hazır. Gayet çok şık, çok güzel bir çanta oldu. Dediğim gibi dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sizlerde böyle güzel çantalar hazırlayabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız memnun olurum. Başka videoda görüşmek üzere.